Yeni bir oyuncağımız oldu. HP'nin yeni bir serisi bu. Design Jet Studio Series. 36 inçlik değil mi bu? Sen biliyor musun bunu? Bu kutuyu açacağız şimdi içinde. Sonra bir tane QR kodu olacak. Nasıl yapacağız bunu hayat böyle? Burada bir QR kodu olması lazım. Bilmem. Bakacağız şimdi. Bunun içinde mi? Nerede? QR kodu şu. Tutsan ona bir telefonunu. Bir imaj bastık. Bizim için bunlar da önemli çünkü afiş türü şeyler de yapıyoruz. Yani projelerimizi sadece şantiye için değil, başka alanlar için de hazırlıyoruz ve print ediyoruz, basıyoruz. O yüzden hızı çok iyi, iş kalitesi de çok iyi. Ya bir kere ciddi bir yer avantajı sağlıyor. Bunun bir küçük modeli kesinlikle evde, home office'te, hemen masanın yanı başında bir kere dizayn olarak da çok güzel, rahatlıkla durur, kullanılır. Bir kere çok pratik, yok ozalitçiye git, yok bilmem ne getir. Vakitten kazanırsın, bir de yaptığın, düşündüğün şeyi hemen çok hızlı görürsün. Bu ölçek de bizim ofis için, yani biz bundan birkaç tane kullanırız. Bir kere çok pratik, çok rahat, çok şık. Yani daha önceki o büyük modellere göre aynı işi yapabilecek küçük ölçekli bir yer tasarrufu yapan bu alet çok güzel. Bir şeye benziyor, Yamaha piyanoya benziyor. Ozan ne diyorsun? Şimdi geldi, aleti kurduk. Evet. Eskiye nazaran biraz kolay bir kurulum var. Evet evet, dedelerini hatırlıyorum. 1990'da ben ilk plotter almıştım. Önceki mesela böyle şeydi, Tron filminden çıkmış bir motosiklet falan gibiydi. Şimdi biraz daha böyle sanki daha naif ama smart, yani smart casual bir duruşu var. Bir foolproof testini yaptık ya, telefonu açtım, elime aldım, bunu basmak istiyorum, bas yaptık, bastı. Normalde printerler teknik aletlerdir. Bir kenarda dur ama şimdi bu bir Jaguar gibi ya da Ferrari gibi falan bir şey gibi. Yani onu koyacaksak biraz böyle bir güzel bir yerde durması lazım. Eve götürelim. alacağız artık o zaman. Evet.